Yine gidiyorum. Bu sefer yeni aldığım tur bisikletimle. Uçaktan yapılmış kafelerin yanından geçiyor. Ege'nin şirin lakin sıcak yollarını geçiyorum. Buz gibi az maknelerine ayaklarımı sokuyor ve bu ördekleri izliyorum. Seyahatle alakalı bildiğim bir şey var. Her yolculuk insanı değiştiriyor. Bu yolculukta sizlerle beraber Datça'yı koy koy gezeceğiz. Çok güzel insanlarla tanışıp Türkiye'nin belki de en güzel yerlerinde kamp yapacağız. O zaman bu seyahatte benimle beraber değişmeye var mısınız? Hadi gelin şimdi beraber seyahat edelim. Merhaba arkadaşlar. Bilirsiniz kahveye bayılıyorum ve turlarda kahve muhteşem oluyor. Şimdi diyeceksiniz sıcak suyu nereden buluyorsun? Vallahi kimden denk gelirse yolda gelen birkaç kişi isteyince genelde bana sıcak su verecek biri çıkıyor. Öncelikle Bassız Bedevi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ı bitirdik. Hepinize Ramazan bayramı mübarek olsun. Tam kapanma süreci de sonlandı. Ben de ondan sonra bisikletimi yeniledim. Bir gün içinde çok istediğim bir tur bisikletini aldım. Ve o bisikletimle beraber yola çıktım. Aşağı yukarı kaç kilometredir burası? 50 ya da 60 kilometre yol geldim. Şu anda Akyaka, Muğla, Marmara sapağındayım. Bugün de güneşli bir havada bisiklet sürdüm. Hava da gayet sıcaktı. Ama bisikletim beni gerçekten çok rahatlattı. Eski bisikletimle kötü bir bisiklet olmamasına rağmen tur bisikletiyle normal bisiklet arasında fark varmış. Arkadaşlar, bisiklet daha önce defalarca Türkiye'ye turlamış 6-7 yıllık ama Carraro CRD Vert'ün hatta üst segmenti bir bisiklet. Bu bisikletin şu anda sıfırı 12 bin lira falan. Üstündeki malzemelerle beraber almaya kalksan yapmaya kalksan sıfırını 20 bin lira falan anca mal edebilirsiniz arkadaşlar. Bisiklet malzemeleri çok pahalı bu sırada. Ben de bunu eski bisikletimin üstüne 6,5 lira vererek yani 8,5 liraya mal ettim. Bunun için bütçemin büyük bölümünü harcadım ama gerçekten şu ana kadar bunun konforunu fazlasıyla gördüm dostlarım. Şimdi ne yapacağım? Az önceki gördüğünüz sapaktan aşağı Marmaris'e devam edebilirim. Şu anda saat 4 veya da Akyaka'da bir gün geçirebilirim. Akyaka'da bir gün geçirmek şu anda daha mantıklı geliyor. Bu turumun ismi Mavi Tur arkadaşlar. Datça'da koy koy gezmeyi planlıyorum. Bodrum, Datça, bu tarafları sizlerle beraber koy koy gezeceğiz. Arkadaşlar, bunu çok cidden söylüyorum. Vallahi içtenlikle söylüyorum. Sizlerle beraber seyahat etmek benim için bir tutku. Benim için bir hobi. Ve kesinlikle bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Eğer ki siz de beni izlemekten keyif alıyorsanız YouTube kanalıma abone olmanızı bütün kalbimle sizden isterim. Şimdi kalın sağlıcakla planım ilerledikçe bunu sizinle paylaşmaktan da keyif alacağım. Bay bay. Akyaka'da bulunan Ula Öğretmen Evi'ne gitmeye karar veriyorum. Yazında, kışında buz gibi olan az makniyelinin yanından geçiyor ve bu güzel görüntüleri sizinle paylaşıyorum. Öğretmen evi tam benlik. Birinci katta ve bahçeli evler olması hasebiyle bisikletimi yanıma alabildim. Bu da benim için ciddi konfor. Hem yük taşımamam için
hem de bisikletin güvenliği için. Şimdi gelin size bisikletimi tanıtayım. Arkadaşlar, sabah da söylediğim gibi bu Carraro'nun CRT World, yani dünya turu için tasarlanmış modeli. Sabah da dediğim gibi yine piyasası işte en sıfır haliyle, boş haliyle 12 bin lira, doldurursanız bu şekilde 20 bin liraya kadar bulabiliyorum. Ondan sonra bugün beni en fazla rahatlatan sistem ön bagaj sistemi. Arkadaşlar, bunları öne takıyorsunuz şuradaki demirle, kıskaçta alıyorsunuz, gerisini takabiliyorsunuz. Önde ağırlık olması, yükün hepsini arkaya koymadığım için arkadaşlar, daha güvenli sürüş deneyimi yaşatıyor bana. Alüminyum olduğu için de diğer tur bisikletlerine göre hafif. Ama güçlendirimiz alüminyum olduğu için de yük taşıyabiliyor. Çamurlukları eski bisikletimde yoktu. Çamurlukları benim ciddi işime yarıyor. Çamurlanmamı engelliyor. Diğer bisikletimde yine tek bir ayaklık vardı. Bunda iki tane var. O yüzden bu hiç düşmüyor. Diğer bisikletim, diğer videolar izlemişsinizdir. Bol bol düşüyordu. Arkadaşlar, iki tane soluk takma yeri olması hasebiyle bir tanesine hoparlör, diğerine de su takıyordum. Diğerine ben genelde hoparlör tercih edip suyu arkaya koyuyordum. Bu da benim sürüş konforumu azaltıyordu. En muhteşem olanlardan bir tanesi kelebek gidonu vardı üzerinde hazır. Kelebek gidon, ister buradan tutun, ister yandan tutun, ister şuradan tutun, ister kolunuzu koyun. Kamera ve diğer ekipmanları koymak için de yeriniz artıyor. Bu da sizin bisikleti, sürüş, konforunuzu ve yol boyu geçirdiğiniz vaktin şeyini arttırıyor. Bunun kadrosu tam bana göre arkadaşlar. Bu da bisiklette tek yapmam gereken pedal çevirmek oluyor. Geri kalan her şey tam manada çalışıyor. Arka bagaj demiri diğerinden daha sağlam. O yüzden burada yük miktarını arttırabiliyorum. Tek beğenmediğim benim diğer bisikletimin selesi bundan daha iyiydi. Diğer bisikletimi şehir içinde kullanmak için daha iyiydi. Çünkü öndeki amortisörler ve konfor aslında biraz daha onun için yapılmıştı. Ama uzun turda gerçekten CRT böyle bayıldım. Taş gibi bisiklet yapmıştı arkadaşlar. Bunu sahibi 6 yıldır kullanıyormuş. 2 yıl önce de satmış. Bir 6-7 yılda ben kullanırım. Ondan sonra bakalım bisiklet ne olacak. Bisikletin teknik özelliklerini sol alt bölümden okuyabilirsiniz. Ama ben bisikletimi test ettim ve onayladım. Çok beğendim. Arkadaşlar, yakında sizlerle beraber bu bisikletle inşallah bütün Avrupa'nın altını üstüne getireceğiz. En işlek caddesi burası Akyaka'nın. Şu gördüğünüz sandal balıkta mezgit ekmek çok güzel. 10 numara, hem de sadece 15 lira. Ula'ya bağlı bir kasaba olan Akyaka'nın nüfusu aşağı yukarı 10 bin ama görmeniz lazım, onlarca hatta yüzlerce seçenek var bu şehirde tatil yapmak için. Muhteşem mekanlar, surf, azmak nehri, yat turu, tekne turu, canınız ne isterse yapabilirsiniz. Plajının denizi çok mu güzel bilmem ama arkadaşlar, manzarası muhteşem. Plajın hemen yanında da orman kampı var. Dünyaca ünlü meşhur bir kamp burası arkadaşlar. Kamp yapmaya yeni başladıysanız bu kampı tavsiye ederim. Geçen sene bununla alakalı bir vlog çekmiştim. Ben burayı çok severim. Her zaman da gelirim. Akyaka'yı herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, terliğimin biri koptu, bir tane kaldı. Bir terlikle hem bisiklet sürüyor hem de geziyorum. Yarın artık marketler açıldığında bir tane terlik alacağım. Maskede kalmış, maskeyi burada takalım. Hem bisikletimi tanıttım, hem de Akyaka'yı gösterdim. Videomun sonuna geldik. Yarın buradan Datça'ya doğru devam edeceğiz. Nerede kalacağımı bilmiyorum. Yarın gün içinde kalacak bir yer planlayacağım.
ve oradan da Datça'yı koy koy keşfetmek için yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki videolarım bundan daha güzel olacağını düşünüyorum. Eğer ki benle beraber seyahat etmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olun. Thank you.